AK Parti Samsun Milletvekili ve Milletvekili adayı Fuat Köktaş 1 Kasım seçim çalışmaları kapsamında Vezirköprü ilçesinde bir dizi program gerçekleştirdi. Vezirköprü Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Esnaf Sanatkarlar ve Kredi Kooperatifi Odası, Madeni Sanatkarlar Odası, Ziraat Odası, Şoförler Cemiyeti, Muhtarlar Derneği, Tırcılar Kooperatifi ve Sivil Toplum Kuruluşlarının başkanları, yöneticileri, üyeleriyle kahvaltıda buluşan Milletvekili Köktaş, daha sonra sanayi sitesini ziyaret ederek esnafın sorun, talep ve görüşlerini dinledi. Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Ediz, AK Parti İlçe Başkanı Halil İbrahim Doğan, AK Parti Samsun İl Yönetim Kurulu üyesi Refik Çıkrık ve ilçe teşkilat üyeleriyle birlikte son olarak Narlı Saray Mahallesi'ni ziyaret eden Milletvekili Köktaş, vatandaşlarla bir araya geldiği çocuklara oyuncak hediye etti. Mahalle sakinlerinden Selma Tomak ve Burhan Ölgün çiftinin nişan merasimlerine katılan Milletvekili Köktaş, genç çiftin mutluluklarına da ortak oldu. Milletvekili Köktaş toplantı ve ziyaretlerde AK Parti'nin dünyadaki ezilenlere, mazlumlara ve mağdurlara sahip çıktığını söyledi. Köktaş, bu nedenle AK Parti'nin doğuşu sadece ülkemiz için değil, tüm dünya siyaseti için de farklı bir ışık yaymıştır. 13 yılda çok yol kat ettik. Ülkemiz dünyada söz sahibi, karar verici bir konuma yükseldi. Bu 13 yıl içinde memur maaşlarını deprem yardımlarıyla ödeyen, boş batağında bir Türkiye'den bütün sorunlarıyla yüzleşmiş, vesayetçi kurumlar tarihe karışmış ve askeri darbeler dönemi kapanarak ülkemiz dünyanın gıpta ile izlediği, Avrupa'nın kıskandığı güçlü ekonomik yapıya kavuşmuştur. İşte ülkemizin ilerlemesini istemeyen şer odakları bir takım oyunlarla algı operasyonlarıyla ülkemizi eski günlerine döndürmek istiyor dedi.